Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Ve men yettekillâhe yec'al lehu mehrecen ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Ve men yetevekkel alallahi fehu hasbuh. İnnallâhe bâliğu emrih. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize buyuruyor. Buyur ki ey kullarım, imanı kuvvetli olan adam başına bir musibet gelince doğrudan doğru Allah'a dayanır diyor. Kulum kapısına gitmez buyuruyor. Bir insan Allah'tan korkarsa, tövbe ederse buyuruyor, başı darıda kaldığı vakit ben kurtarırım onu diyor. Bir sebep gönderirim, kurtarırım oradan buyuruyor. Ummadığı yerden de rızkını veririm buyuruyor. Bir insan Cenab-ı Hakk'a dayanırsa Allah ona kafi, başka yardımcıya hacet yoktur buyuruyor. Cenab-ı Hak istediği şey yapar, eli yetişir, kimse mani olamaz buyuruyor. Lakin her bir şeyin zamanı vakti vardır buyuruyor. Dua edin, Allah kabul etti deyin, bekleyin vaktini buyuruyor. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, ümmetim eğer bundan amel etseydiler bu ayetten hiç sıkıntı çekmezlerdi. Sefere gitmeyi hadis kalmazdı. Allah ayaklarını getirir diye şey buyurur. Diler ki dağın başında bir abid vardı. Ondan sonra bir zaman kaldı orada. Kimseden bir şey istemezdi. Bir gün tamah damarı kalktı, ince aşağıya direnmeyi. Birken birisinin kapısına geldi. Birisi üç ekmek vermiş buna. O abide, bu sofuya. Birisinin köpek peşine düşmüş bunun. Bağırmış, ısırmayı kalkmış, tutmuş, ekmeğin birisini atmış önüne. Köpek gene bırakmıyor, gene koşuyor arkasından, ısıracak öteki ekmeği attı. Gene bırakmıyor, nihayet üç ekmeğin hepsini attı, köpek gene bırakmıyor. Bu sefer dedi ki, ulan ne terbiyesiz köpeksin, işte üç ekmek var, sen verdin. Köpek demesin mi? Asıl terbiyesiz sensin ki bir gavurun kapısına geldiğinde utanmadan ondan sonra seccadeden kaldın dilendi demiş. Arsızın en büyüğü sensin diye Allah köpeği söylettirmiş orada. Yani büyük adamların böyle gidip gavur kapısında, dinsiz kapısında dilenmesine Allah hiç razı değil katayen. Yani Cenab-ı Peygamber buyurur. Bir aile üç güne acri sabrederlerse buyurur. Yokluk var, üç gün sabrettiler buyurur. Eğer tevekkül ederlerse dördüncü güne katıyen Allah bırakmaz. Mutlaka dördüncü gün bir şey gönderir onlara buyuruyor. Gene Cenab-ı Peygamber buyuruyor, Allah bir milleti yükseltmek isterse buyuruyor, onlara güzel ahlak, göz dokluğu verir buyuruyor. Bir milleti Allah aşağı düşürmek isterse hainlik kapısı açılır onlara buyuruyor. Aç gözlük gelir. Beni İsrail'den birisi bir tüccardan borç almış 1000 lira. Ne vakit vereceksin demiş. İnşallah birkaç kura kadar getiririm demiş. Şahit nerede demiş. Allah şahit. Kefil kim demiş. Allah kefildir demiş. Diyor ki ah ne güzel kefil ne güzel. Şey, al götür bakalım diyor. Sonra işini yaptı geldi. Araya da bir ufak deniz var. Bir de baktı ki var sahip yok. Ya Rabbi dedi, ben seni şahit kefil yaptım dedi. Beni mahcup etme bu adama karşı. Bir ağacı oymuş içine paraları koymuş denize atmış. Ya Rabbi sahibini götür demiş. Melaikeler dalgalar aldılar getirdiler. Bu olduğu karşı tarafa. Sonra adam dedi ki çıkayım bakayım acaba. Borçlu adam geldi mi parama bakayım dedi. Baktı ki yok önünde öyle bir şey. Ağaç oynur. Şunu alayım götüreyim odun yaparım ev dedi. Gitti kırdı vakit bir de bakar ki içinden liralar akır. Sayar bakar ki tamam 1000 lira. İlham olmuş kalbine senin paran diyerek. Öteki adamı ertesi görmüş demiş, ne havalisi var? Merak etme, Allah borcunu ödedi demiş. Bu adam deli midir, akıllı mı? Ne diyeceğiz ona biz? Biz yapamayız, biz yaparsak muvaffak olamayız. Çünkü niçin? Adam akıllı Cenab-ı Hakk'a bel bağlamış. Allah bunu muhakkakan gönderir. İçine şüphe gelmiyor. Allah yapar diyor. Ama olur mu, almaz mı, acaba payam dediği şey değil mi? O işi bozulur işte. Herkeste olmaz o kuvvet. İnsan büyümek için 10 makam ister. Birisi tevekkül, ikincisi zühd, dünyayı terk edeceksin. Üçüncüsü kanaat, sonra tevbe,
Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek. Böyle 10 şey insan yaparsa o vakit kemalinden terakki ediyor. Evet. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bu Kur'an-ı Kerim o kadar açık insanı inandıracak bir kitap buyuruyor. Bazı bakarsın ay güneş görünür gibi meydana çıkar büyüklüğü. Gavur bile şaşırır kalır. Mesela yeryüzünde Çin'den te garba kadar okunur. Bir hareketinde değişiklik yok. Burada okuduğum Kur'an aynen Çin'de okunan. Bir hareketinde şüphe yok. Hiç böyle kitap var mı yeryüzünde? Bak gavurların kitaplarına bakın. Hiçbirisi birisine benzemiyor. Hareket şurada kalsın. İçindeki İncil değil, 54 tane İncil var. Hiçbirisi birisine benzemez. Oğlum bu Allah'ın kitabı olsa böyle olur mu? Böyle güneş gibi büyür. Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğü meydana çıkar büyür. Gene gavurluğunu yapan yapar büyür. Gene bakarsın. Melanetini, inadını yapar, helak olur büyür. Ey kullarım, benden korkarsanız her işinize kolaylık veririm buyurur. Kur'an-ı Kerim'de böyle haber veriyorum size buyurur. Bir insan benden korkarsa günahlarını affederim, büyük adam yaparım, evliya yaparım onu buyurur. Daha acayip ki, eğer içli dişli Allah'ın emrini yaparsa ölmeden cennete gidiyor bu adam. Bak, kitapların hepsi ittifak ediyor. Bir insan Allah'ın emrini içinden, dişinden yapar, dikkat edecek olursa ölmeden gidiyor. Öldükten sonra konuşur, yapur, kabre koyarsın, çürür, çürümez. Allah cennette muhakkaten bir vücudur. İstediği gibi kef yapur. Her cuma gecesi gelir vücudunu ziyaret eder kabirde. Cenab-ı Celle Ala buyurur ki, kolay kolay cennete gidemezsiniz buyurur. Hepsinizi imtihan edeceğim. Hastalıkla, fukaralıkla buyurur. Bakarsın evladından çekersin, erkeğinden, kadından çekersin, akrabandan çekersin buyurur. Eğer inna lillahi ve inna ileyhi raciun derseniz buyurur. Ya Rabbi sevabımı isterim. Gördüğüm zarardan daha iyi bir zarar değil. Böyle derseniz çabuk öderim buyurur. Evet. Yine Cenab-ı Peygamber buyurur. İnsanın en ziyade sıkıntı çekenler müminlerdir buyurur. Niçin? Hem dünya derdi hem ahiret derdi var. Gavurda, dinsizde ahiret derdi yok. Öyle düşündüğü vakit ölümü düşünür, kabri düşünür. Aman evlatlarım ne olacaklar, ahirette filan günah yaptım Cenab-ı Hakk'a karşı. Bunu düştüğü gibi dünyayı da düşünüyor. Gene buyurur ki, bir Müslümanın dünyadan çıkmasını neye benzetirim buyurur. Çocuk anasının karnından çıktığı gibi. Çocuk anasının karnından çıkınca bakar, dünya öyle büyük görünür ki şaşırır kalır. Sağa sonra bakar, neredeydim ben şimdi kadarıdır. İyi insanlar da böyle öldükleri vakit böyle. Tamam, yedinci kat semaya kadar gidiyor, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda secde ediyor. O vakit der ki, ben bu dünyada nasıl oturdum? Böyle ufak alemde nasıl sabrettim, 60-70 sene. Ne alem varmış ya Rabbi de geliş. Evet. Yine Cenab-ı Peygamber buyuruyor, cuma günü bir insan bu ismi azamla dua ederse, hangi vakitte ederse muhakkakan Allah kabul eder buyuruyor. Evet. La ilahe illa ente ya hannan ve ya mennan. Ya beli'a semavati vel ardı ya zel celali vel ikram deyip arkadan dua ettin mi? Ne istersen akşama kadar işte. Cenab-ı Hak bu şeyi diyor sana bu müsaadeyi. Tevekkülün zikri nedir? La havle ve la kuvvete illa billah. Anladık mı? Mütevekkillerin zikri budur. Bunun manası nedir? La havle ya Rabbi hiçbir musibetle katiyen kurtuluş yoktur. Ve la kuvvete. İnsan istediği şeyi elde etmenin hiç ihtimali yoktur ya Rabbi. İlla billah. Allah ancak seninle. Tamamıyla sıyrılırsın bak. Bunun zikri budur. Bunu çok okuyan insan, insanların en kuvvetlisi olur. Eğer 100 defa günde okursan bak, fukaralık yüzür, Allah katiyen göstermez. 99 musibetten kurtarır, en ufa yürek sıkıntısı buyurur. Evet, Cenab-ı Peygamber buyurur, cennette çok fide, çok ağaç dikin buyurur. La havle ve la kuvvete illa billah dediniz mi? Derhal insanın konağında cennette bir imiş ağacı dikilir. Bu kadar kıymetli bir şeydir. Sonra gene Cenab-ı Peygamber buyuruyor. İnsanın bir kıymetli malı olur da
Maşallahü la kuvvete illa billah derse diyor, hiç ona bir sıkıntı, zarar gelmez buyuruyor. Mesela güzel evladın var. Allah muhafaza etsin, göz değmesin diyorsun. Gördüğün vakit maşallahü la kuvvete illa billah de, evet Allah hiç göz değmez ona. Yine Cenab-ı Peygamber buyuruyor, müminler, Müslümanlar dünyada üç türlüdür buyuruyor alametleri. İyi adamların alametleri nedir? Üç buyuruyor. Birincisi Allah'a, Resulullah'a iman ediyor, hiç şüphe etmiyor. Malından, canından da çalışıyor. Namazını kılıyor, fukaralara bakıyor, hayır yapıyor. Ahirette imanı kuvvetli, ah Rabbime ne vakit kavuşsam diyor. Anladık ki bu bir iyi adam buyuruyor. İkincisi alameti nedir? Kimseye zararı yok. Kimsenin malına, canına zararı yoktur. Herkes o adamdan memnun. Ayağın altına altın koysak almaz. Beleye çıkar diyorlar. Üçüncüsü, elinde fırsat varken şeytan geliyor diyor ki, buradan çalsana diyor. Kim ne bilecek? İstediğin kadar çalılır. Sana adam örneği bakursun, çiğnur, kadayen bir şey almıyor oradan. Gizli yerde Cenab-ı Hakk'a sen korkur, fenalık yapmıyor buyuruyor. İşte en evvel cennete Cenab-ı Peygamber buyurur, muhacirlerin fukaraları gelecekler buyurur. Anladık mı? Gavur memleketinden kaçmış gelmiş, iyi Müslüman, din için geliyor. Yiyecek yok, içecek yok, yatak yok. Bir sefer gördüm bir muhacir geldi Konya tarafına, geldi ağlıyor. Ah bize bir yatak verin dedi. Ailem hasta dedi, kuru yerde yatıyor dedi. Ondan sonra bak bir çare yani hicret etti, geldi, hastalandı, içinde üzerinde yatacak yatağı yok. Vermedi. O evin ağası vermedi. O sevabı kaçırdı bak. Ahirette bunlar herkesten evvel cennete gelecekler. 40 sene, 500 sene evvel. Cennetin kapısına geldiği vakit melaikeler diyecekler, dur bakalım üzerinde dünyalık var mı diyecek. Elinde bir kılıç var işte başka. Dünyalığım yok. O da sizin olsun. Bunu ben de gavurları kesmek için taşıdım diyecek. Anladık mı? Gavurlarla muharebe etmeseydin bunu da almazdın. Bir çurçuplan bir. Hadi gir diyecekler bu sefer. Bak Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Ey fukaralar buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın takdirine razı olun buyuruyor. Allah beni neden fakir yaptı demeyin diyor. Eğer böyle yaparsanız bu fukaralığın bu üzüntülü sevabını kazanırsınız. Yok. Sizleri şikayet ederseniz buyurur, sonra hepsinden mahrum kalırsınız buyurur. Cenab-ı Hak buyurur, her şeyi takdir ettim buyurur, tedbir ettim diyor. Sanaatimi gayet güzel yaptım buyurur. Evet. Kim razı olursa benim takdirime buyurur, ben de onu razı ettiririm buyurur. Eğer diyor itiraz edecek olursa buyurur, Allah'ın gazabını alır buyurur. Musibet geldiği vakit, sabredi. İşte onun çaresi inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi gördüğüm zarardan daha çabuk hayırlı bir şey ver diye çabuk kurtarırım buyurur. Tam Müslüman bunlardır buyurur. Musibeti uzatan şey itirazdır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kimdir ise çabuk kurtulur. Bir adamın birisi bir sefer yolda giderken insan kafası görmüş. Mezarın birisinden insan kafası çıkmış. Evet, müteessir olmuş. Evet. Onu öyle görünce çok tesir etmiş. Vaktiyle benim gibi bir insandı. Bak bu hale bak. Sırf kemikten ibaret kaldı başarıyor. Sonra başarı dua etmiş. Belki de secdeye vardı. Ya Rabbi sen sensin, ben benim demiş. Sen benim günahları affeden Allah'a azimüşşansın. Ben de aciz, cahil bir kulum, günah yaparım diyor. Beni affetti diye secdeye kapandı, başladı hüngür hüngür ağlamaya. Neden yaptı bu adam bunu? Ha? Neden yaptı bunu? Korkusuna. O kafayı görünce korktu, günahları gözüne geldi. Bir gün de benim de başıma gelecek. Secdeye kapandı, diyor ki, ben cahil bir adamım, günah yaparım, terbiyesizim. Ya Rabbi, sen Erhamurrahiminsin, daimen affedersin. Ondan sonra, derken, secdedeyken, kulağına ses gelmesin mi Cenab-ı Hak tarafından? Başını kaldır, seni affettim buyurdu. Sen işte böyle cahillik yaparsın, ben de
tövbe eden kullarımı affederim diye böyle müjde verdi Cenab-ı Hak ona, buyuruyor. Yani Cenab-ı Peygamber buyuruyor, estağfurullah demeyene Allah affetmez buyuruyor. Tövbe etmeyene Allah tövbe nasip etmez. Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Bak üç şey istiyor bizden. Bir de estağfurullah'ı çok okuyacağız her namaz peşinde. Sonra tövbe, tövbeyi çok gideceğiz. Ya Rabbi kusurumu affedeceğiz. Sonra merhamet edeceğiz mahlukata, hayvanlara bile. Anladık mı? Yalnız insan değil, hayvanlara bile merhamet edeceğiz. Bakın Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ey kullarım, benden daha cömert kim var buyuruyor. Yaptığınız yerde sizi muhafaza ediyorum, başınıza neler gelecek buyuruyor. Sanki beni hiç asi değil, mutu gibi. Her fenalığı yapıyorsunuz, yine muhafaza ediyorum buyuruyor. İnsanın tövbesini kabul ederim buyuruyor. Öyle kabul ederim ki sanki o adam daimen bana itaat ediyormuş buyuruyor. İçinizden kim benim kapımı çaldı da ya Rabbi beni affet, ya Rabbi bana rızk ver diyen var da kimi çevirdin boş buyuruyor. Evet. Dua edip de muradinizin hanginizi verme diyor. Ben bakil miyim ki Yahudiler gibi Allah hasistir diyorsunuz. Yahudiler hainler. Cenab-ı Hakk'ın eli sıkı diller. Neden bizim ekmeğimizi kessediler? Cenab-ı Hak lanet olsun size buyurur. Benim ellerim açık. Kendi cezanızı çekiyorsunuz buyurur. Allah'tan bir insan ne isterse verir. En sevgili kulum en ziyade beni hüsnü zanneden buyurur. Anladık mı? Bak Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, azametini, cömertliğini, merhametini en ziyade kim anlar bilirse, kalbinden kestirirse beni en yakın odur buyurur. Onu daha büyütürüm buyurur. Ama sadece Allah'tan istersen verir mi? Bu büyük şeydir. Acaba verir midir? Sen Cenab-ı Hak diyor, beni bakıl yapmayın buyurur. Yine Cenab-ı Peygamber buyurur. Ben şehadetlik yaparım. Cenab-ı Hakk'ın kabul edeceğine buyurur. Akıllı adamın ayağı hiç katıyan kaymaz buyurur. Evet. Akıllı adam kim bakayım? Akıllı adam kim? İmanı kuvvetli. Dünyayı sevmeyen. Anladık mı? Dünyaya hiç kıymet vermiyor. Milyon lira vereyim sana. Bu namazı terk ettirdin mi? Defol senin paran sen olsun der. Ben günaha giremem. İşte bu. Yani para yüzünden, dünya yüzünden günaha girmeyenler en akıllı adam buyurur. Cenab-ı Peygamber buyurur. Ben şehadetle giderim buyurur. İmanı kuvvetli olup da dünyaya kıymet verenler ayağa kaydı mı Allah mutlaka kolundan tutar kaldırır. Ne demek yani? Başına bir bela, musibet, büyük bir günah yaparsa demek. İkinci bir defa gene diyor ayağa kayar da böyle bir şey yaparsa değil mi ki akıllıdır, imanı kuvvetli, Allah'ı sevur, Cenab-ı Hak gene kurar. Tamam. Kaç defa olursa olsun cennete gidene kadar böyle kollarım. Değil mi ki beni sevur bu kul diyor. Cenab-ı Peygamber buyurur, Cenab-ı Hak katiyen kendini sevene, imanı kuvvetli olanı cehenneme sokmaz buyurur. İnsan bile böyle bak. Bazı âli cenab adamlar var. Kendini seveni hiç kusuruna bakar mı? Bak bu adam beni sevur diyor. Niçin? Adamın ahlakı yüksek. Nerede kalmış Cenab-ı Hak değilsin diyor. Yemen'den bir adamın birisi geldi. Gözü şaşı. Boyu kısa. Ayağı topal. Çarpık yürür. Çirkin mi çirkin? O kadar çirkin. Sonra geldi ya Resulallah dedi. Ben Müslüman oldum diyor. Allah beni neye emretti dedi. Evet. Sonra Cenab-ı Peygamber öğrettiğini buyurdu. Ben dedi Cenab-ı Hakk'a karşı söz veriyorum. Bana öğrettiğin şeyden fazla hiçbir ibadet yapmayacağım dedi. Allah beni ne emrettiyse onu yaparım. Fazla çalışmam dedi. Evet. Neden böyle yapıyorsun dedi. Allah beni ne böyle çirkin yaptı dedi. Çoballık bende, sakatlık bende, kamburluk bende demiş. Boynum eğri, gözlerim şaş demiş. Satmayı kalksana 5 para etmem. Cenab-ı Hakk'a dargınım dedi. Ben ne böyle yarattı? Ben fazla ibadet benim dedi. Sonra gittikten sonra Cebrail aleyhisselam geldi ki ya Muhammed dedi bu Allah'a sitem yapan adam nerede? Getir bakalım dedi. Cenab-ı Hak sitemini kabul etti bunun. Hani hakkın var gibi. Lakin razı olmaz mısın? Bak ahirette sana Cebrail aleyhisselamın kıyafeti gibi böyle bir güzel kıyafetten cennete sokacağım dedi. Evet. Çağırdı.
Sen kerim olan Allah'a azim şana karşı sitem ettin. Bak, Cenab-ı Hak sen sitemini kabul etti. Böyle teklif ediyor sana. Razıyım ya Resulallah, razıyım. Eğer beni bu kadar büyütecek olsa, bu dünyada benim çektiğimin hiç kıymeti yok. Niye razı oldum dedi. Bu kadar ikrama karşı benim çektiğimin şey ne kıymeti olabilir dedi. Evet. Sonra dedi ki, ya Resulallah ben Allah'a söz veriyorum buyurur. Vücudumda ne kadar kuvvet varsa hepsini Cenab-ı Hakk'a karşı çalışacağım bundan sonra dedi. Şimdi bundan ne çıkıyor? Demek Cenab-ı Celle'ye bir insana bela verdi mi, verdiği beladan ondan sonra kat kat fazla sevap veriyor. Hatta insan ahirette çektiği zahmetleri görünce, ah keşke dünyada yüzüm kuya beni sürükleseydin de, ölene kadar çekseydim de daha ziyade Allah verseydi diyecek. Cenab-ı Hakk'a böyle hüsnü zan edeceğiz. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme la sâle illa ma cealtehu sâle ve ente tecalul hazene sâlen izâ şeyt. La ilahe illallah الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والعنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة حيل كربا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع السلامات